Ramazan'da ihtiyaçlar sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Airfryer'dan blender'a, kahve makinesinden çay makinesine binlerce teknoloji MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin. Bu Ramazan'da hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'la tam zamanı. Abi o... o A, kayıtta mıyız? Ya oğlum benim şey. Ya. Eşekli falan özledim sizi. Hadi bir. Böyle girmiş olalım bence. <laughs> 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 şey. Show <Showtime, NBA>. giriyorum. <laughs> giriyorum. Hadi başlayalım bakalım. Bir, <laughs> iki, Showtime'a. Hepiniz. Hoş geldiniz. Deminki sıfatla bizi sevgi sözcü olarak kullandığın sıfatı. Eşek sıfaları. Adile naşit gibi ya. Kocaman Tabii, bir yüreği var. Evet kocaman. Nasılsınız aşklar? Bir korna çalarak gelmesi peki. Sen de arabadaydın zaten. Hani görmemişsin <laughs> gibi anlatıyorum <laughs> de, de, sana de. ama. Bütün trafiği birbirine kattım. İleta posta koydu. Bir tane su markası sadece onunla çok iyi geçindi. Ve senden su alacağım diye adama da camdan çıkıp. Evet. Sanki adamı cebine gidiyormuş gibi. Hamidiye suları sevgiler. Gerçekten öyle. Hayır. <laughs> Biz... Bak korna çalmıyorlar diye hani dağ kornası vardı bizimkiler ya. Bizimkiler diye boomer bir dizi vardı hatırlıyorsun. Boomer dizisi artık. Bizimkiler bizimki. 80'lerdi Bizim değil şeydi yani duşa girersin bizimkiler biter ve okula gidersin şeklinde bir espri vardı. Orada katil vardı. Tövbe Geldiğinde evet. anlaşılırdı. Yani katil de adamın adı yani. Aha. Öyle Karakterin değil... adı. Ha, öyle değil ama. Harbi değil canım. Tamam, evet. <laughs> ya, ben demizin... de bizimkiler yok garip biçimde. Tamam verin geçin abi geç. Çete şimdi üç kişi şey yazacak. Abi haha ben de bizimkiler izledim diyen kırk yaş civarı üç kişi yazar konu kapansın paket. Yiğit ne kadar aşığın var. Ne Şu? manada? Vallahi gizli aşıklarım var senin. Yorumlarda öyle bakma <laughs> bana. Gizli <laughs> aşklar. Yani, Sen nereden anladın Şöyle aşkını? gizli. iltifat ederken oradaki gizli aşk... Ha. Altta. Ağır Ağr mı evet. basıyor? Aşk? Ağır basıyor. O aşkı anlıyorsun. Ko ko kokusu geliyor. Aşk ya. demiyor da o koku geliyor. Burası çok güzel kokuyor bu arada. Evet. Ne ne bu? Gerçekten çok Oda güzel. O da kokusu mu? Medyse parfümün olabilir. Sabah metroya yürüyorum. Asla belediye ile alakalı bir şey söylemeyeceğim ama hep denir ya Mart ayı boyunca belediye yok abi. Bir 1, 1 Nisan'da konuşuruz. Burayı atacağım bu arada. Neden abi? Anıl Uysal yayına müdahale etti. Yayına müdahale etti. Evet yayına müdahale, müdahale, edip, müdahale Dışarıdan müdahale edip. geldi. Özgür Bu basının mantığı. Bunu Feliz Şahin yapmıyor ya. İnanılmaz yayına oradan müdahale ediyor evet. ya. Berfu senin elinde <laughs> <mi> burası. <laughs> ya bitirirsin Ali ya da bitirmezsin. Şimdi şöyle. Evet, Normal işte. yürüyorum metroya hiçbir sıkıntı yok vesaire Anılcım oldu mu <laughs> hayatım Olma. hiçbir sıkıntı yok yürüyorum hep derler ya kendi kendinize vakit geçirin <laughs> kendinizle vakit geçirin ve kendinizi geliştirin diye sabah bir şey öğrendim Atlan Şenses klasiklerindeki Atlan Şenses Harry Potter fontlarıyla yazılmış. Bu kadar. Böyle bir şey fark ettim. Her yani insan kendini kendiyle vakit geçirirken. Ne zaman çıkmış bu klasikler yeni? Çok 2000 Harry Potter'dan sonra çıkmış falan. Yani. Harry Potter'dan sonra. CD mi? İlk Harry Potter'dan sonra. Harry Potter falan önce, çıktı önce çıkmış çıktıysa zaten Önce çıkmış olabilir abi? İlk Harry Potter 2, 98 falan galiba ama ya. Doğru. Ben 5 yaşındaydım. Evet. Atlan söylediğini söylerken de çok tereddüt ettim. Sen de mi Harry Potter'cısın? 6'ydım pardon. Çok bir. Harry Potter'cı mısın sen de? <laughs> evet Harry Potter'cıyım pardon. Yiğit'in beyaz giy çok yakışmış. Hep beyaz giy yani. Söz olur ama. Tam Formula evet. hafta. Ama çok iyi. Neyse Formula 1'in başladığı <laughs> hafta hayırlı uğurlu olsun. <laughs> çok inceydi. Çok Yok, kalın. Aşırı inceydi. Odunla, odunla İn, vurdu yani. İnç işte an anladınız. Anıl an okey miyiz? Sıkıntı yok. Anıl okey mi? Oh. Siyasi olmasın sıkıntı ya, yok. Formula 1 ile ilgili herhangi bir şeyde okey. Ama işte. Formula full siyasi bir ortam. Şimdi Ben Süleyem geldi seni buldu. Burada bir şeyler konuştuk. Ne yapacaksın? Ben anlamıyorum. Formül Onun kıskacından yani hiç kurtulamazsın. Anlamıyorum. Türkiye'de olabilir hala. Yani dün Türkiye'deydi. Değilim, yani. Neyse. 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 Abi, konu çok sapıyor. Biz yorumlardan... Yorumlardan mı devam Evet abi, gireyim mi ben? Tabii ki. Okuyayım mı? hakikaten tamam gir okuyorum. İbrahim Hak... Hakkı Özkal Hakklı. bence. Hakközkal, 86-98. Bu arada İbrahim Bey'in fotoğrafı gayet tatlı çıkmış. onlanan adam, işte bu benim kitlem. Friendzonlanan adam. Zonlanan. Benden ha. quote yapmış bence. Friendzonlanan adam, işte bu benim kitlem. Ali Konavic, bütün mazlumları sahiplendi bu programda. Parti kur, oy verelim. Gariplerin babası. Ben bir şey söylemedim, adam söylemiş. <laughs> Parti kur diye, o söylemiş. Yani... <laughs> E, Müslüm Gürses'ten sonra bir şey rolü üstlenecek misin? Kanaat Önder'i gariplerin üstünde. Deniz ablanın öpücü havada tuttum. Vücuduma dövdürmeye gidiyorum. Demiş. Bir ayında kaç tane öpücük atabilirsin? E, Deniz Maksimum. Abi, ben bir ayında öpe... <laughs> Hayır <Rekor yapıyorsun? gülüyor> öperim derken öpücük atarım. Biliyim yani kadarıyla öp... Seda Sayan'a kayıtlı bir rekor var. 2000'li yılların mi? başında. Yani kırabilir misin? Kırarım. Başla. Ah, Seda ablamı kırmam kalbini rekoru rekor kurarım. Başlar mısın? Öpeyim mi? <laughs> ama durduramaz belki. De, of iyi geldi. Efe oyunda. Selamlar. Evet. Efe oyunda çok tatlısınız ya ama siz bu e, küçüklüğünüz mü? İnşallah küçüklüğünüzdür. Tamam. İnşallah. Devam Mesela <laughs> <laughs> yani bu programı izlemeyin eğer. Güncel halinizse. <gülüyor> 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 hani Efe Bey. Anıl. Bu yorumda şu var. Ali Konavici Anıl diyor. Ya yani o aslında. Anıl yeme beni şimdi. Setneyisi beni çok hoş bir hanımmış. Ben hoş vallahi çok meram yok. Ben. E, yastık yoldası kullanırdı. Sen sana diyor kullanırmışsın. E, kullanırız. Bu arada ben yastıksız yatma işine başladım 2 3 gündür ve boynum geçtiğimiz salıya göre çok daha iyi. E yani birçok öneri var bu arada hepsi için teşekkür ediyorum ama ben en en ucuzuyla başladım. Yastıksız yatmayla başladım. Eğer boynum ağrımaya devam ederse. Peki otellerdeki yastıklar konusunda titiz misinizdir mesela? Kıl mısınızdır? Ben buldum yatarım çok bakmam. Hiç bakmam. Hiç bakmam vardır ya öyle aşırı titiz insanlar yok, kılıfını alttaki mikro evet. mikroplardan dolayı mı evet mi? biraz kirli bulur üstüne size Aa, şörtünü geçirir ama. uyur falan ya şimdi sen biniyoruz biz metroya oraya buraya çıkıyoruz burada işte Beykoz'da şeyde veya herhangi bir yerde aldığımız hava solduğumuz şey kafamıza yapışan mikroplar yastıkta yok mu <laughs> Deniz bir anda virolog da oldun ya müthiş bir hızla yani <gülüyor> <gülüyor> hayır öyle değil mi ama <laughs> öyle tabi bir de ben herkese <laughs> öperim mesela sarılırım tüm tanıdıkları. Onu tanıdık. anladık <laughs> Türkiye olarak. Abi, Türkiye tanıdım. Hayır şey yaparım yani orada ben de, de mikrop ona geçiyor. Ondaki mikrop. 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 <laughs> 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 Mikropception diyorsun yani. Aslında virolog yükü yüklemeden önce rahattı o da. Ben evet. gerdim özür dilerim. Hiç, yani. şöyle, sen beni germezsin. Sen bana sevgi verirsin sadece. E, Deniz bana yastığını yolsa hayır demem. Benim evimde iki yastık var. Sadece. Sadece. O yüzden yollamam. Yani yol, yollayamam. Kimseye yollamam. Çünkü de bana lazım oluyor. Evet her programda komedi seviyesi artıyor. Ne yüce bir program bu anlamıyorum demiş. Katie. Katie hanım. Katie hanım. Tahminim. Tahminimiz. Yorumu yorumlar mısın? E komedi seviyesiyle ilgili. Ben konuşuyorum gidiyorum ya. Ali çok komik sen de çok komiksin. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah ben, ben de oradaki gülünç tezatlı yaratmaya çalışıyorum ki daha komik olun diye öyle gayet komik devam ediyoruz yani. Evet mutlu musun? Ben bayağı mutluyum programda. Sen mutlu musun? Son mutlu, bir iki üç haftadır özellikle dedim ben yerimi buldum yani. Bu arada Evet. bu hafta benim doğum günü hafta. Bari bu bunu al. Anneciğinin gözlerinden öper, babacığına sarılırım. Tabii. Ben düz sana sarılırım. İleteceğim. Senin doğum günün çünkü. Gel. Yani. Da, da. O daha üretim aşamasına. Yaşamın karını güzel çeken o kendi yaşamına ona sarılayım yani. <laughs> Anne ne dedin en son? Gidiş yolunu. Şimdi mi? Yayına giriyorum yazdım valla. Yazdık <laughs> biliyorsun asansörde. Evet doğru. Şunu söyleyeceğim. Benimle aynı gün doğan insanlara baktım. Çok zayıf abi. Hiç baktınız mı sizinle aynı gün doğanlara? Liste o kadar zayıf ki ben şu an 12. 13. Sırada falanım yani daha kimler var listede? Bah var işte çok yukarıda. Çok Orada da kaç bah var abi anlamadım. Çok geniş bir aile hepsi müzisyen. Evet. Şey gibiler. Bakalım ya. Kat değil değil. Evet ben de şu inşallah. Şöyle üçümüzün doğum günlerinden doğanlardan bir draft mı yapsak hani Seversin reelsi, seversin pirime. 18 Mart doğumlu. Ne O benim çok zayıf 8 Mart. 18 Mart doğumlu ünlüler. Yalnız Deniz Aksiyon da çok az kaldı ha. Sende Frida falan vardı. <laughs> Cemil Topuzlu. Önemli adam. Sahnesi Romalı Perihan. Sahnesi çok iyidir. Nilgün Bergün. Oo, Sonra Eleni Yenge. Bitti. Bir dakika. Nilgün Eleni Bergün Yenge. Eleni Yenge, yenge zirvede ya. Yenge. yenge ama. Nilgün Bergün çok iyi bence. Evet. Neslihan Demir. Cemil Topuzlu. Ruşen Eşref Ünaydın. Toto Karaca. Ra Toto Karaca mı? Evet. Romalı Perihan. Nilgün Bergün. Bekir Aksoy. Soy... Aa! aa, aa. Bekir aa. Aksoy doktorlar yakışıklı adam mı? Ben çok beğenirdim Bekir Bey'i. Yani hala bilmiyorum. Şey. O zaman ben başlıyorum. İzlemediğim bir isim ama Cemil Topuzlu ile başlayacağım. Sen hangi kaynaktan bakıyorsunuz? Cumhuriyet. Olarak... Devam. Cumhuriyet. Ben izlemedim. Kendi taklidimi yapıyorum ama. Eğleniyor kendi başına ah neşesi Yabancılara bakabilir miyim ya? Ben şu an Wikipedia'dan baktım. 1332 ve Ioannis Bizans İmparatoru diyor yani. yani Siz yanlış kesin... kaynaktan bakıyorum bence. Böyle daha doğal herkesin bildiği bildiği Ben de Wikipedia'dan isimlere. baktım bu arada. Adam Levine. <laughs> Ogi Machi Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 106. imparatoruymuş yani. 106. Vay güzel. Ben de öyle imparatorlar falan yok. Sengoku Jidai sonrası herhalde bu dönem. Aa şey Likili var. Kim, Lily Hayatın? Collins var. Luke Besson var. Queen Latifah var. Sofia Miles. Bunu kesin siz beğenirsiniz arkadaşlar. Beyazparda.com oturum açmak. Şu an ederim. evet. <gülüyor> Sakalı <laughs> abi var orada. Ahmet'in türküsü çıkmıştır. Aşkım nerelerdesin yine VPN'li mi girdin <laughs> oraya ya? VPN'iniz var mı sizin Memion? Yok kullanmıyorum. İlgilenmiyorum. Niye gelindi? Kim bu? İşte bu abla da benle aynı günde doğmuş. Sofi Sofi Melles. Melles. Hepimiz en nice iyi yıllara. Abi i̇şte senin nice doğum günün neydi? Yılları, ben... ben... de önemli bir isim attım. Kenan İmirzalıoğlu var. Ee, Paul McCartney var. Aa. Senin liste dolgun ya. Evet. Yani? Capello. Fabio Capello. Güzel. Bir de bir İlhan Şeşen. Bir de bir sürü Japon futbolcu var. Evet, anacığım diğer yorumlara sen 5 <laughs> tane bitti. Ee, beş tane bitmiş. Burada beş saymadım ben. Yine böyle 5 dedi 3 yaptı. Evet olsun. Şimdi o zaman gelelim basketbolla mı girelim? Bununla girelim Bununla ben. Bununla girelim. LinkedIn'iniz var mı? Var ama güncel değil. Bende değil. Bende de değil. En son dört sene önce açmıştım. Ama ben kurum değiştirmedim o yüzden. Ben de. Akıyor. Yani evet. taksimetre dönüyor. Dö dö sen kurum Sen kendin ki. kurumsun zaten. Kendim, üf. Bugün çok havanızdasınız ya. Fuat Kurum. <laughs> Kendi kendine bir kurumsun. Kavurma. Kurum derken aman. Aman ne ya. yani. Ama siyasetle alakamız yok tekrar edelim. Mike Muscala. Burası Şimdi, gitti sen. Mike Muscala. kaldı ya kalsın artık. Ek, e, şey e, e, ya. Aa, evet ya kalsın. kalsın siyasetle mı, tamam alakamız yok diyoruz yani. Evet LinkedIn'i. LinkedIn'i. Bir LinkedIn dersin. LinkedIn LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. 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 Link, Link edin deniyor mi Türkiye'de? Link edin. Aa. Evet değil mi? Öyle deniyor. Link edin gibi mi? Link, Link edin. edin. deniyor. Trend yolda trendy olmuş bir trendi evet. beynimden vurulmuşa döndüm. Aa Yine Mila inanamadım. ne oldu? Trendyol Mila var mı Melisa hala değil mi? Tamam. Biz elbise bakıyoruz. Şimdi e, tüm takımlarını LinkedIn'e ne yazmış? Yazar. 2013'ten başlıyor. bradario mu o ya? Obrada, Obradorio. 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 Ba, e, Atlanta Hawks basketbol player. Bu arada üstü açıklamalı yani. Hani oyuncuyum diyor. Basketball player, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, yine basketball player, Los Angeles Lakers, Oklahoma, Boston, The Washington Wizards, Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder yine basketball player. Hepsine basketball Şu player. Şu an nasıl kariyeri? Beni o konuda bir aydınlatın. Bitik artık. Yani bitmiş. Yani, yani. bench warmer artık değil o, mi? Ben yani? Bench, de işte LinkedIn'i güncelleyebilecek Aynen, bir oyuncu. O denli. Yani o denli oyuna girmiyor. Mike Musco ha. çok güzel söyledin hayatım. O basketbol birikiminle evet. ince şaka potansiyeli adeta Raks ettirdin Sen bu arada basketbolun içine doğdun Deniz hiç anlatmıyorsun evet. az bilinen bir şey bildiğin içine doğdun evet, yani. Parkede, parke'de doğdum Parke'de doğdum Bildiğin öyle doğdu Yani, yani. Yeşilköy'de doğdum sonra Parke'ye gittim zaten annem babam bizim doktor Abdi pekçi kültürü falan Yeşilköy acayip evet. basketbolcudur o çevre zaten ben babanla çevre. da alakalı evet. bir şey Zeki vardır Beşiktaş'ın ilk şampiyonluğu ne ismi? Ya bu arada Yeşilköy Florya arkadaşı. ne güzel yerler yerlerdi o. Yok ya basketbolcu ilk şampiyon takımında var okay ben Mert'te er e, küçüklüğümü geçirdim. E, FSP sen Fabrika vardı orada evet. Kokuyu hala hatırlarım ya. Hatırlar mısın o kokuyu? Çikolata şeyini mi? Ovako'nun fabrika ha. kokusu. Orada Mert'in bira kokusu. Sen hatırlarsın bence. Çok Mert'erim yoktur ama hala devam Benim mı? Benim de yok o taraf. Bak e, atçılar da o taraftan çıkıyor ve da acayip eski lütfi kırdar'dan itibaren bir basketbol izlemiş oluyor. Çok tuhaf bir Kültür kesişim kümesi var orada. Evet çünkü hipodrom Tespit orada. Yani. Evet. şey orada. Bakırköy, Mertar er, o şey hep iki konuda da iki sporu da takip eder. İşte basbol oynar, atçadır falan tuhaf tuhaf böyle bir kesişim noktaları var. İlk maçınızı hatırlıyor musunuz? Ee, bunu sormuştum. Ben, ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum hayır. Çünkü Benimki ben antrenmanlardaydım hep zaten. Konrad McCree'ler rahmetli falan. Ben anlatayım mı? Benimki Kaspar çok güzel baba. anladı. Yani şu futbol falan izliyorum. Evde izletiyorlar bana. Çok uzatmadan anlatacağım. Eve geldim annen dede babanın yanına gideceksin. Beni aldılar evden. Şeye gittik. Havaalanına. İki tane Amerikalı oyuncu gelecek karşılayacağız diye. Babam o arada Konya'ya yatırım yapmış ben bilmiyorum. Ya da o kafada 6-7 yaşında yani ilkokulu yeni okuma yazma öğreniyorum. Bir tane adam geldi. İlk adamın adını hatırlamıyorum. Adını hatırlayamıyorum. Bulamadım adamı. Backtrack edemedim. Lance bir şeydi. 2-14'lük falan bir uzun. Sonra Darren Archbold diye bir adam geldi. Ben bu adamın kozmik önemini bilmiyordum. Butler Üniversitesi 3'lük rekortmeniymiş abi. Herif bayağı ciddi o konferansın en büyük skorerlerinden birisi. Geldi kaldık yabancılardan birisi gitti. Son Bruce Evans diye Furman'da oynayan bir adam geldi. Adamı Florida Üniversitesi mi ne? Kuzey Florida Üniversitesi'nin staffında buldum. Adama yazdım adam beni hatırladı falan yıllar sonra. Murat abi çok keyifli yapardı bu sohbeti. Yani. Çok, ya, çok enteresan bir yani. anıydı ve ilk gittiğim maçta Fenerbahçe maçıydı. Daha bu adamlar hani kadroya artık Kim, kim bence... kadrodaydı peki hatırlıyor musun? Konya'da yabancılarını oynatamıyordu. Fenerbahçe kadrosunu hatırlıyorum. Türklerden... İbrahim abi falan bench'teydi. niye oynatamıyordu. Ya geldi muhtemelen o evrak işleri yapılamamıştı. Para yandı mı yani? Yok, oynadı oyuncular ha, senin sonra. Benim doping kafozu için sakladığım parayı gittiğim maçta yoktu. Altartun çikolatu hatırlıyorum Fenerbahçe'de. Ha. Herhalde Dallas comerciales Henry Turner henüz gelmemişti. Enteresan Hı -hı. bir sezondu benim için. Yani böyle bir 2-3 sezon kadar Abdi İpekçi'de her hafta sonu bütün maçlarda orada oynanırdı. Ve Abdi Pekşi, nasıl güzel Mesela bir yerdi. Mesela Çelenli ya. Deryalı Galatasaray'ı izlerdik. Efes maçı olurdu. Harun Fener'den ayrılmış İtü'ye geri dönmüştü. İtü maçına babam sırf Harun'u izlemek için götürürdü falan. Bütün maçlar hub gibiydi. Bir merkez gibiydi orası yani. Acaba şimdi bak bunu anlatıyorsun ya. ya bunları konuşuyoruz ya. Acaba bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra çocuklar işte Berk Uğurlu bench'teydi, Kenan Sipahi'yi gördük. Hani bunlar konuşulacak mı ya? Bence bunlar çok önemli ya. Türklerin de böyle hani Harun abi dedin, İbrahim Ama işte abi. işte bunun konuşulması için o Türk oyuncuların yıldız olması lazım bence. Yani seni, olur, sana sana Harun, Harun'u yani konuşturan Harun'un saha içi ve saha dışı karizmasıydı. Bence zaten Türk basketbolu şu an Gerçek Pegasus Harun. Çok her yani... İster kabul et ister kabul etme. Yakışıklılık Ay, ama bile orada bir faktördür yani. Bence de. Bravo Auro doğru. Da, Ibo da. Şöyle bir aura vardı. Deniz sana dönemler o işin içine doğduğun için hatırlarsın. Herkes birbirini tanırdı. Herkes birbirini tanırdı. Ya ben orada sosisli yerdim babamla evet. gelip bir basketbolcu kafamı okşayabilirdi yani. Evet, Federasyondan biri gelip bir kulübün başkanı gelip. Yani çünkü o kadar küçüktü ki komünite. Evet. Efes'in Avrupa'da o yıktığı maçları saymıyorum tribünlerde olan. Hafta sonu bir maça giderdik. 300 kişi vardı. Birbirine laf çaksa salon inliyordu. He. Ulan bilmem kim azıcık savunma yaptı. İnliyor salon yani. Herkes ben, duyuyordu. Ben şeyi hatı unutmam. Damir Mırsici'yi Mir hepimiz biliriz, hatırlarız. Damir Mırsici'yi Mir ilk babam muayenehanesinde görmüşüm yani. Küçüğüm. Ben bir aşık oldum. Nerede? Tuborg'da oynarken. İzmir dönemidir. Evet, oynarken evet, daha. Evet ben bir aşık. Ben böyle of ne kadar yakışıklı bir abi geldi. Yani aşık o anlamda aşık. Yani küçük çocukların e, olur ya. Crush Crush aynen. E, çok beğenirdim yani. Bir petan alması bir Damir Mırsik. Ama Damir'i de be, beğenmeyen adamı. yoktur yani. Sonra zaten Damir Ama bayrağı biliyorsun kendi yine hemşerileri sayılabilecek Emir Emir'le Boyan'a bıraktı. Evet zaten onun da prime değildi bence Fener'de oynadığında diyerek konuyu Evet. Onun tam değildi bence. Bir tane çok iyi sezonu vardı ama 100. yıldaki o geniş kadroda biraz kaybolmuştu diye hatırlıyorum. Euroleague falan oyuncusu değildi Damir bence. Sen Efes'le ilgili kaçtıydın Deniz sen? 93'lüyüm. 93. Ha. Ha sen şey sezonunda döndün. Ben Henry Kentler e, ya o Arise hem falan. maçı kaybedip hem de sandalyelerle Yunanlardan dayak yediğimiz sezon doğmuş. Bana böyle küçükken sinirlenerek ondan izlediğimi hatırlıyorum. De, yani bak, on, kaybediyoruz ondan diye. Ondan bir yıl sonra da Koracı aldık zaten. Koracı yok. 97'de. 3, 96, 96. 3 sene sonra. 93'te. 96'da. 96'da evet 96. aldık bari 3 sene sonra. Gördünsün. Mesela bende Kara Perşembe falan yok. Canlı izlemedim onu ama sen izlemişsindir. Bu ünlü hani. Efes Azvel ve Tofaş'ın da... Ya sorma ya. O takımın bizi yenme ihtimali yoktu. Efes'in öyle bir basireti bağlanırdı abi. Gruplardan sürekli lider çıkardı. Delaney Root vardı gardları. Hatta... Alan Digby o takımdaydı ya. Orada. Evet, evet. Brian Howard vardı sonra Efes'e geldi forvet falan filan. Çok iyi savun, mütevazi iyi savunma takımıydı o Asfel. Burada bizi bir kitlediler abi. Böyle 50 sayı falan attık o maç zaten. Ya o dönemki Efes'le ilgili ama tabii... Şimdi Ufuk Sarıcı'nın hakkını yemeyeyim. Büyük skorerdi ama Namoski'nin durduğu maçlarda skor üretmede o takım çok iyi savunma takımıydı. Zorlanırdı yani. Öyle bir korkunç bir maçtı ya. Ne güzel bir NBA Showtime oldu. Evet As ya, asist. Ya, asist Ben, ben <laughs> Efes'in önemini anlata anlata bitiremem yani. ya. Biz, ben çünkü sizden az büyük olduğum için o 80'lerde yenilme nesliyim ben. Hmm. Diyorum Hollanda'yı 3-1'e yeniyoruz. Babam kötü değil gol attık diyor mesela. Hani o nesilden birinin bir Naim Süleymanoğlu vardı. Bir takımın toplu oyunda başarılı olması mega bir şeydi. Biz inanamıyorduk Efes'e. Ben hüngür hüngür aldım maçlar bilirim evde falan bana ne oluyorsa yani. O Yunanistan deplasmanlarında falan şey gibiyim yani. Aydın Örs'le Efes. Hem Atatürkçüyüm bir de Yunanların o zamanki aşırı gergin şeyleri var. Kafaya bir şey sarıp kavgaya gireceğim yani. Öyle bir modda izlerdim. Çok acayip. Ama Yunanlar da o maçlara çok garip bir anlam yüklerdi. Böyle altın şafakçılar gelirdi. Şimdi zaten biliyorsun Yunanistan'da uzun bir süre seyircisiz oynadılar. Hmm, Be doğru. Benzer sebeplerden ötürü. Polisin bacağına I bir Cup şey garip, sıktılar. Bile isteye yani, garip işaret galiba. Bir şey sıktılar. Voleybol maçında Yunan arkadaşımla konuştum. Bilerek çıkarıyorlar bu gerilimleri dedi. Pavuklu bir arkadaşım var futbol fanatiği. Oyun büyük hafif öyle bir oda birazcık şey tarafı da var. Ee, ama bir tane Olympiakos maçı hatırlıyorum ben. 26 sayıda mı ne yani ufuk inanılmaz oynamıştı. Ertesi gün milli bayram gibi o maç verilmişti abi. Özlersin <laughs> Ay, o günleri. Çok ya nasıl güzel koyduk ya. adamlara gibi. Çok güzel. <laughs> Gündüz kuşağında ikide bir daha izliyordum ben Ufuk'un üçlükleri yani öyle bir. Çok iyi ya. Öyle bir sevgi vardı ya. O dönem Efes'in Türk sporu adına başardıklarını anlatıp bitiremem ya şu an. Koraç kupası final maçında. Bunu da bir sonraki bölümlere, epizotlara saklıyorum. Final maçında bir olay var. Babam bana anlattı. Bir sakat oyuncuyu. Aydın abi soruyor. Bülent oynatalım mı diyor. Oynat abi diyor. Kim olduğunu bir sonraki programda kim? anlatacağım. Sence kim? En kilit oyuncu. Sakat, sakat sakat oynadı. Namus mu yani. sakat? Evet. Ha. İmkan. Hani Pets'e oyna... biraz durgundu o maç. İyi oynadı ama biraz durgundu evet. Ha böyle bir bilgi bu arada petse artık konu çok uzuyor Evet. Şimdi bir hacı bir petse evet, diyelim başka, devam başka bölümlerde Aynen. gireceğiz bunlara berberini yıllardır değiştirmeyen bir vatandaş sosyal <laughs> medyada gündem oldu çok tatlı çok çok tatlı bu havai meteor madırdaki şeye benziyor <laughs> 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 neyi düzme adımladı ya unuttum Yalnız Jason Berber Sagan. de Aynı. çok iyi yere gitmemiş mi? Berber bence büyük çok, çok büyük karizmatik bir beyefendi olmuş. Küçük çocukcağız da çirkin yaşlanmış. Hayır Aha. bence güzel yaşlanmış. Buradaki detayı Ali Konavich senden rol olarak söylüyorum. Estağfurullah. Küçük çocuğun hala Ivan Drago saçı kestirmesi nedir abi? Küçükken Rocky filminde gördüğü saçı hala sürdürüyor. Ki bu çocuğun bence yaşı tutmaz Ivan Drago'ya falan. Bilmiyorum. Bizim berberin en büyük uktesi odur. Abi benden Ivan Drago saçı istiyorlardı diyor. Yakışmayacak. Aa, saç, saç diyor. ne Böyle musun? Bir Türk mi böyle Anadolu saçı? takımlarına çakılmış çok kötü Yugoslav stoper saçı var herifte. <laughs> çok kötü ama. Yani böyle yani <laughs> kötü. Ya buradan Yunan ikinci <laughs> ligine gidecek gidiyor. falan. Atromitos'a gidiyor. Aynısı. Değil mi? Aynısı. Ivan Drago ya. Aynısı. Benim ilk berberim evet. annemin kuaförüydü. Ay çok tatlısın. Cute. Böyle şey o... O bir... zaman senin ilk kuaförün vardı berberin değil. <laughs> Gökhan tamam, da olabilir. hatta. Benim de. Ah, Annemin hala kuaföre Gökhan abi. Ben de ona gitmiştim. Belki aynı Gökhan saçlarımızı dokunmuştur. <laughs> benim saçımdan senin saçına. Ay, Ay canım benim. Güzel. Vallahi olabilir. Bir şey koyarlardı böyle tahta. Çok küçük olduğum için. elimede bir direksiyonumsu bir şey verirlerdi. Oraya gelen çocukların eline <laughs> verirlerdi. Ben böyle... Beşiktaş sarıya çekiyormuş gibi oynarken... Ufak ufak saçlardan götürürlerdi. Peki... Bir soru sormak istemine konu bir tık daha ama. Ali Konamiç küçükken minibüsçülük oynar mıydın? İşte o kuaförde oynuyordum. Marketçiliği ne, severdim neden ben. Neden böyle? Ben küçükken de. Ben hepimizin de market... böyle bir evet. minibüsçülük oynama sevdası vardı o takıldı aklıma. Peki mahalleden herhangi bir kıza aşık mıydınız? Çok küçükken ve aşkınızı itiraf edemediğiniz oldu mu? Çok küçükten, küçüklükten bahsediyorum. Bayağı 4 yaşındasın ve beğeniyorsun. Ben bunu anlattım zaten ana sınıfımdaki kıza aşıktım. Ki adı da Nurcan'dı ve tam Davut Güloğlu'nun Nurcan şarkısının Şiştığı çıktığı dönemlerde Çok iyi denk gelmişti Davut Bey'e de selamlar. <laughs> evde... Orada Düzce'de de başarılar. Evet, bunu şey. kesmeyeceksin. Peki. Peki, Peki evde bir şey havası oluyor muydu oyun Nurcan'ın eşliğinde? Yaşça işte büyük kuzenlerim beni çok tahrik ediyorlardı. Nurcan'ı açıp falan. Ha Nurcan'ı Şurgar... Böyle şeylerde çok sinirleniyor. Nurcan'ın falan. Küçük çocuk Nurcan'a söylemeyin mi Peki Nurcan'ın bundan haberi yoktu tabii ki. Haberi vardı. Ne diyordu? Nurcan'ın tipi nasıldı? Gayet sıcaktı. Şimdi bilmiyorum. <laughs> sıcaktı. O, o, kız da 30 yaşına gelmiştir. Tabii ki. Evde baklıdır belki. Tabii sıkıntı olabilir. olmaz. Yo, evet, ben, sıkıntı olmaz. İsim vermeyeceğim o yüzden yani hiç. Niye? isim çok mu spesifik? <laughs> Niye, çok mu spesifik? Yo, yani, <laughs> ya yani ben Saat 12. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Ali'nin dediği şey benim şu an bütün duyar damarlarımı kabarttığım <laughs> insanlar 30 yaşına geldi evlendi isim vermeyeyim gerek yok. Yani. Ya, evlen mesela bile kendi bulunmadıkları bir yayında konuşulmamak konuşulmamak ben bizim sitede umut yani... diye bir çocuğu beğeniyordum Bu söyledi biz söylemedi nerede bilmiyorum soyadın da umut Hatta Umut... Soyadı da veriyor. Vallahi vereceğim de. <laughs> TC kimlik ne var. Dur. <laughs> 46 oldu. Yani aşıktım derken çok beğeniyordum ama o çocuk da bana, bana normal bakmıyordu yani. Sonra o <laughs> ne normal bakmadı bakış yani flörtöz bakıyordu. deme. ya bu da beni beğeniyor. Kaç yaşında oluyor bu? Nasıl normal bakmıyor? <laughs> 5-6. hayır normal bakmıyor. Aşkım çocuk <draws> milupayı fazla kaçırdı. <laughs> <laughs> mide öz suyu ağzına geliyor yani. <laughs> <laughs> Nereden? 6 yaşında çocuk nasıl kötü <gülüyor> <gülüyor> bakabiliyor ki? <toi>, Aptal. <laughs> 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 Bu yeni çocukları aşırı yediriyorlar galiba. Herkes çok uzun, çok fizikli ya. <laughs> Tabii o hormonlu Amerikan <gülüyor> mamaları <gülüyor> yüzünden. <beri>. Geçen... Ne <laughs> oldu? Nur Osmaniye'de dün hatta ya yürüyoruz esnafla sohbet Muhammed. <laughs> yok, esnafa geldi siyasi Geçen Nur Osmaniye'de yürüyoruz tramvaya bindik falan. İstanbul Erkek Lisesi dağıldı biliyorsun o bölgede. Ayca, evet. Çok da yani eğitimli çok. <laughs> Tabii ki. İleride Türkiye'nin Belki bu programa sponsor olacak çocuklar izliyorlarsa selamlar. <laughs> selamlar. Belki Çok fizikliler acaba. ya. İna, i̇nanamadım abi. Ya lise öğrencisi demezsin. Bu klişeyi de yaptığımıza göre. <gülüyor> 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 Klişesi klişesinde, evet. herkes herkes lisesi klişesinde. Erkek lisesi öyle. Biz uzun eşek oynarken kavga etmiştik onlarda. 19 Mayıs gösterileri şeyinde. Nasıl bir rekabet konuştuk? Alman konuştu abi? sesiyle iki tarafta Almanca konuşuyor herhalde diye. Ama iki... e bir taraf tabii kolej bebeleri herhalde. Öbür taraf şey diye bir girişmiştik. Ama bence ikisi şey de cool iki lise. Çok cool'lar yani. Yok Almanya Lisesi gayet Beraz. erkek bir. Çok erke tatlı. Erkek lisesi der, aslında Almanya Lisesi'de yani. Evet. Bizim de kız öğrenci var da sayısı azıcık. Mor ve Ötesi'nin de çıktığı lise Alman Lisesi evet, değil mi? Evet ben tanımıyorum onları. Ha Senden büyükler zaten. Yiğit 15 yaş Ama büyükler. hani belki bir pilav gününde karşılaşmışımdır gibi bir ha, şey olmasın ha. tanımam yani. Mesela ben Can Yaman'ı tanıyorum. Tanıyorsun. Bizim lise çok şey ya Can Yaman, Hazal Kayat evet tanıyorum. Ergin Asaman tanıyorum. Can Yaman İtalya'da mı ünlüydü? Yaman evet. Ama İspanya'da da ünlü Karşılanıyordu. Ünlü. Yani o Akdeniz coğrafyasına Yunanistan hakim. Çok. Hakin. Yürüyemiyor yolda, o kadar. İlgi var. İlgi var. Evet. var. anlaş Bir Şey demiyoruz Aha. abi, aslan gibi çocuk ben. Aslan gibi çocuk da yani yakışıklı, yakışıklı evet ama kadınlar öyle bakmıyor yiğit. Kadınlar başka türlü bakıyor. Ne arıyor kadınlar? Yani bir yaşımıza daha gireceğiz. Bir, <laughs> bir şey daha verelim abi. Kadınlar ne arıyor? Kadınlar sempatik, sıcakkanlı, içten, samimi. Ben yeni bir yaşa girmeye çok önem veriyorum ya. Hani böyle videoları dakika dakika ayırıyorsun ya. Benim için hani yeni tamam, bir... Tamam onu, onu biraz daha konuşalım mı? Yeni evet. bir gündem. En iyi evet. yaşın hangisi abi? Ya, hakkını verdiğim dediğim bir yaş var. Şunun hakkını verdim. Mesela 30'un, 31'in hakkını verdim. 32'nin... Ya var mı öyle bir yaş? Var mı? 15. 6. Ya yani şimdi genel olarak... 6 iyiydi olarak benim. Düşünüyorum. Ben sürekli kişilik değiştirdiğim için hayat boyu. Yalanlarım değiştiği için her yıl aklını vermişim herhalde. Öyle özel bir yıl gelmiyor aklıma. Yani şu dönem çok iyiydi diyemem. Kötü bir yaşım var mı? Yani 30'ların başı bir sıkıcıydı. Çünkü yani dürüstçe söyleyeyim burada izleyici de biliyor zaten az çok Ne yapacağım falan bilmiyordum sıkılmıştım. Ha. Sonra sizleri buldum ve spor programı yapmanın iyi bir fikir olduğuna kanaat getirdim. Sonra Deniz Aksoy ve Ali Konamiç'i bulduğumdan beri mutluyum yani. Peki spor programı yapmayınca sana da bir sürpriz oldu mu? Ne oldu? Yani o kisveyle kandırılıp buraya getirilip. Ha ben aslında reyting <laughs> için bunu arttırırdım ama şimdi dürüstlüğüm ağır bastı engel olamadım. Zaten o maçta buraya getirildim. <laughs> Ama yeni spor programı yapıyoruz. Kaç saat efes anlattık ya. Tabii canım. Daha ne? Bir şey söyleyeceğim. Söyle. E, süper tatlısın. Ama çok güzel saf taklidi yapıyorsun çok. ya. <laughs> çok. Abi, arkadaşlar değerli izleyenler. Deniz gerçekten çok böyle güvenilir. Has arkadaştır. <laughs> Ama yok kadınlar bunları ister falan de anlatmasın. Güvenmeyin ya. Bu arada kadınlar onları. Melisa kadınlar onları istemez mi? O konuda katılmıyor. Samimi. Öz, özgüveni yüksek. Sıcakkanlı. Doğru güle, güldüren erkek ister. Şimdi ben bir adamı çok yakışıklı olsun. Hüh diye somurtusun, yolda yürüsün. Ya yani, çek fotoğraf çekmek istemem. Ben böyle bir adam istemem yanımda. Gülsün abi, herkesi gülsün. Herkese sözel flört herkese. etsin. Herkese. Sözel flört Bak, hatırlatırım. etsin. Sö herkesi flört edecek. Sözel, göz yani flört ama yani Bence benle şeyci ben bir, Ben burada şeyci bir fedakar söyleyeyim. bir yaklaşım var. Herkese sözel flört edebilen adam gün içinde benle de bolca flört eder gibi bir Şeyle Bana neler yapmaz diyorsun. Ben, <laughs> yani ben, erkeğime güvenirim. O benim sevgim. Benim <gülüyor> bugün <laughs> zihnim Erman Merman Toru oluyor ben dedi de çok ya Sadece bir tarım ve hayvancılık referansım eksik kaldı. Onun dışında her şeyi sekse <laughs> getirecek <laughs> erke yani. kim der misin? Deme. Ya aşkım derim. Yabancı İdeal olsa, bir olsa bile aşkım demiştim. Erkeğe yüzde kaç o maskülenite koyarsın? Yüzde kaç er erkeklik idealdir sence? Yüzde yüz. %100. Tamam. Peki sence rasyonellik masküleniteyi öldürür mü? Hayır. Peki sence erkeğin maskülenliğiyle mi düşünmeli, Heh. beyniyle Oğlum. mi? Beyniyle. Okey okay, ama maskülenliği çağrıştıran birçok hareket aslında beyni devre dışı bırakıp güdüsü olarak yaptığın hareketlerden geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu bir büyük bir paradoks, çelişki. Şimdi bak şöyle düşün. Ben kıskan... Ne istiyorsan var burada. Şimdi, maskülenlikte kıskançlık oluyor mu? Sana soruyorum. Olur bunu. tabii herhalde. Tamam. Maskülenlikte koruyucu bir e bilinçaltıyla seni böyle katı sahiplenmesi olmaz mı? Olur. Olur tamam. Bunları dengede tutan nedir? Rasyonel olması tabii ki. Tamam. Durup bir bakması. Her şeyin ortası en güzelliği. Denge. Hakik ama bu zor ama. Çelişkili Aa, konuştun. bir şey Çelişkili konuştun. Niye? Şimdi genç dimalar izliyor, erkek dimalar izliyor ne? bunu. Ha, evet. Çelişkili konuştun. Kusura bakma. Ne, ne dedim ama? <laughs> ne dedin? Ne ya çeliş... önce bir kazak erkeği profiline götürdün bizi? <laughs> Sonra... Sonra rasyonel de olsun dedim. Hayır rasyonel. Şimdi bakın şöyle. Yani biraz da. Arkadaşlar ben zaten çok Pustuk iyi bir isem şu anda yani. benim çok iyi bir ilişk... giden ilişkim olmaz mı ya? Nasıl <laughs> sıçrayıldı? Yani ya ya. inanmaz. Nasıl, acındırma, bu kartı? Ya, evet, nasıl hemen. acındırma kartı? Nasıl acındırma kartı? Mesela ben kıskanç erkek severim dozunda. Buyur. Ha, bana Severim. Tam bir şey an yani. başlıyoruz abi. Yani, kıskanç evet. Kıskanç erkek dozunda severim. Siz sevmez misiniz? Kıskanç erkek bayılırım. <gülüyor> bayılırım. <gülüyor> en sevdiğim şey <laughs> arkadaşlarım beni kız arkadaşına <laughs> kıskanmasıdır. Olsa da esek yani. yani. Paternoster asansörü veya sürekli asansörün kapısı yok. Ne? Abi bu beni çok korkuttu. Sene Birinin sanki sıkışıp kafası kopacak düşündüm. Sene değil mi? sanki 1789 bu yani. Bu çok riskli. Abi evet, biri sıkışıp kafası kopma intibası bıraktı. Bilmiyorum. bilmiyorum. Korkunç Rusya bir falan görüntü. bence burası. Çok Rusya havası var. Bu Değil mi? tekinsizlik, <laughs> garip mekaniklik. İnsan hayatına karşı risklerin yani sigorta şirketlerinden Bu biri, nasıl biri bunu bir görse. Şey ya? Ama o hızlandırılmış hali yukarıdaki. Böyle Harry Potter dekorundan fırlamış gibi, setinden fırlamış gibi Şimdi bak, garip bir... kadın. Ya çok da takmamak lazım. Evet tehlikeli, gerildim ama ama ne olacak. Bunları da düşüneceksek yaşayamayız. Ne güzel biniyor insanlar. Burası insanları. bence de Rusya veya Avusturya falan yani yani ben valla YouTube'da yorumları okurken burada ölür giderim. Ne yastık önermişler <laughs> prak, falan. Prak bak prak. Prak mıymış? Prak. Eski demir perde. Evet. Evet. Tam onun tam oraların işleri. Evet. Candır bu arada ya ben... eski demir perde. orayı da karşımıza almıyor. <laughs> Korkar mıydınız böyle bir asansör karşınıza çıksa? Karşıma? <laughs> 36 kat gideceksiniz yukarı. Ya rahat edici bir asansör oldu kesin. <laughs> ya ama hani oturup da böyle ah ne yapacağım diye panik kadar geçirmezdim şekilde. Bir neredim herhalde gerekli 36 kat gidilmez ya. Bu 2 <laughs> 2'dir iki, bence bunun maksimumu. 2 mi? Yani 2 yukarı 2 aşağı. O zaman iniyorsun. İndi bindi yani. İndi bu. bindi. Yani bizdeki tünel travma sisteminin aynısı. Bir taraf bir tarafı çekiyor, diğer tarafı itiyor ve sekliyor iniyor çıkıyor değil mi? Füniküler ifade ettiğimiz evet. Taksim Kabataş Taksim. şeyde de aynı. Tünel de aynı mekanizma olsa gerek diye biliyorum ben şeyden Eminönü. Marmaray mı? şişhane. çıkan tünel. Şişhane'den Şişane yani. Karaköy. Aynı ilk tünel o da. Avrupa'nın da ilk tramvaylarından biridir. Belki de birincisidir o. Öyle mi? şişhane Karaköy. Evet. Bu arada ben bayılıyorum oraya ya. O Taksim. Tünel... Şişhane. Taksim. Karaköy. Karaköy Şişane, Taksim. Şişhane Karaköy. Aman onu da. Asmalı, ya Asmalı, Asmalı, Asmalı Karaköy'den işte. Şey. Evet. evet Karaköy'den istiklale çıkan şey. Niye karıştırdınız? İstiklal... evet aynı isteğin bitimini ama. Aklıma inanılmaz şeyler geliyor arkadaşlar. Nedir? Bu, bu iyice gerçekten akıl sağlığını tehdit etmeye başladı program. O <laughs> ne coğrafyayı düşününce o bölgeyi aklıma herkesi rapor yazan Cezmi adında ve sonra arenaya çıkan adam geldi abi. Bizim bütün okullara rapor yazan bir abi vardı. Market. Ha ha Bakkal. şeydeki. Tekel tabii Avustralya sesi şu bu falan filan. Hı -hı. Artık o kadar büyük bir tekel olmuştu ki monopoli ortaya çıkmıştı. Rapor yazıyordu adam birilerine imzalatıyordu. Peki yani okula gitmiyordun işte sınavdan kaçmış. Böyle bir evin olduğunu düşünsen şimdi bir evi görelim. Philadelphia 76ers. Buddy. Buddy Hill. Buddy Buddy. Buddy Hill. Buddy. Buddy ama. Buddy ne demek? Dost. Dost. dost ahbap arkadaş. Evet. Ya Buddy var Buddy var ama. Buddy var Buddy var. Olun olursa Bu... adını ahbap koyar mıydın diye. Hı? İnsanın Askerdeki badisi vardır. Candır asker okay, badileri. Hatta sevgili Kerem Akbile'nin çok yakında badisi olacak. <laughs> evet Keremciğim. Nereye gidiyorsun? Hangi şehir? Isparta. Olur Dağ mu Oy, Ispartalı varsa <laughs> selam söylüyorum burada. Daha komando okul değil. O Eğirdir'de olan değil. Yani. Tamam. Oralar çok güzel yerler. Eğirdir'de bir mağara var. Oraya git. Vay. Ali ne yapıyor? Ali ne zaman geliyor askerden? Ben geliyor. <laughs> oh şükür özledik. O nereye gitti abi? Malatya. Avusturya Serhadine Malat... mi gitti? Çocuk askere gitti yok bayağıdır yok. İşte Kerem'le de öyle olacak bir ay. Ya yani yokluğunu o kadar uzun hissedeceğiz olarak söyledik Kerem'ciğim. Ee, tamam Buddy evine geri gidelim. Buddy Hield evinde 76ers'a yani toplam takıma evini açıyor ve antrenman yaptırıyor. Ve burada keyifli görüntüleri izliyoruz sayın seyirciler. Buddy Hield, Bu India'dan, evi mi? Evi. Evet. Indiana'dan ne kontrat aldıysa Zaten, evet. evinde maşallah. Bence abi. bunlara harcayan tipli bir adam. Zevk işi şu yani. Şöyle bir durum var. NBA bize bir program yollamıştı pandemi zamanında. Kanal boş dönmesin diye. Oyuncular birbirlerine bayağı FaceTime'dan, Skype'tan bağlanıp öyle karşılıklı şut atıyorlardı. Hemen evet, hepsinin doğru. evinde özellikle biraz hı -hı. üst düzey oyuncuların hemen hepsinin evinde böyle bir tesis var. Mike Conley'nin evinde vardı. Javel'in vardı. Ee, Chris Paul'in var. Ya, biraz paralı bütün oyuncular da oluyor. Hı hı. Çok şaşırmadım ama müthiş bir lüks. Müthiş ama şık bir şey. abi bir lüks. Yani bir kompleks burası. Sadece bir salon değil yani. Çipota maç yapabileceğin. Evet bayağı bir... Ya Türkiye'de birçok kulübün, süperlik takımının böyle bir antrenman sahası yoktur. yoktur Kendi evet, salonunda, evet. maç oynadığı salonda İdman çalışıyor. İdman salonu değildir evet. Mesela bu, bunun, yani böyle insanların bence biraz da... Daha ne bileyim doğdukları yere yapıyorlardı muhakkak da böyle yardım yapmaları çok önemli böyle salonlar kurmaları geçen Westbrook çok güzel bir iş yaptı Los evet. Angeles'ın en fakir bölgesinden geliyor neredeyse Hı -hı. müthiş böyle bloklar evler evlerin içinde bir site tebrik ederiz evet. çok severim zaten kendisini böyle de güzel valla şahane görüntüler yani tebrikler ee, evinde göstermiş şahane bizlere görüntüler. ne diyeyim yani <gülüyor> 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 ama biz gerçekten güzel bir şey izleyince bütün modumuz değişti arkadaşlar çok güzel oldu çok ya güzel, güzel ya. oldu Biraz ağırlaştık mı sanki? Evet ya. ağırlaştık evet. Anıl'cığım. Bize zımba gibi bir şey açar mı? Şeyi... Bizi nefret mi besliyor acaba? Aa, mi? Bunu... <laughs> bunu bunu da bitirelim ya. bu Ben bunu dinlemedim. Açarsın Anıl'cığım. Ses açabilir miyiz? Üşümeyin. Yok. Gerçi kadınlar kıyafetlerini sevdiklerinde asla üşümezler. Evet. Kesinlikle öyle. Yılmaz Erdoğan hep Dicneği bu mu? yani? Yalnız anladım. kadınlar sevdikleri kıyafetleri giydiklerinde zaten üşümezler diyor. Öyle bir metafor, bir analoji, bir Yılmaz Erdoğan. Artık yani yakalayamıyorum ben Yılmaz Erdoğan'ın bu dizisini yakalamakta çok zorlanmaya başladım. Benim bir fıkralar kitabım vardı. Küçük küçük fıkralar vardı. Yılmaz Hoca <laughs> da öyle, öyle bir öyle bir yerden senaryo yazıyor gibi. Yani böyle bir metaforlar Herkes Yılmaz Bey'e aşık ama. Anladın mı? Dizide ya, mi? Dizide. Herkes onu beğeniyor. Yılmaz Bey dizide bir Dilfi canlandırıyor. Dilf? <laughs> Dilf brand Cakes, Everything you want and need in a Zeka da bir meta biliyorsun yakışıklılık gibi. Öyle karakterlerden hoşlanılmasında da makul buluyorum ben. E ben Yılmaz Erdoğan Dilfi oynasın diye Türkiye'de bir talep olduğunu zannetmiyorum. Arzı kendi yarattı. Şimdi talep yaratmaya çalışıyor Yılmaz Bey. Tutar mı? Takipçisi olacağız. Tutarsa biz de deneyeceğiz. Yani <laughs> önden... Önden... önden. <laughs> Belki beğeniyorum ama bayılıyorum o diziye. Kızıl Goncalar, Özcan Deniz. Çok beğeniyorum. Tamam. Çok beğeniyorum. O karakteri de çok beğeniyorum. Sen hayırdır? Çok beğeniyorum. Özcan Deniz de bize kaldı bu arada. İsrail cancellandığı için ustanın oradaki ekmek Heh, evet. kesildi haliyle. Evet, 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 evet. Yine bizim oldu Özcan evet. Deniz. Selmen ile birlikte Ağa. yurt dışına vermiştik Özcan Bey'i. İzlemiyorsunuz hala şu kızı goncaları ya. Ben izliyorum orada ara ara. Ha. Bu arada beni kutlamıyorsunuz. Bak ne kadar popüler kültüre hakim bir şekilde geldim bu program. Hangi şunlar abi? bunlar? Ne kadar daha popülerim, çalıştım. Kapatırken senin story'ne gelen o... Anlamadım. Kapatırken senin story'ne gelen cevapla bence kapatalım. Şimdi bir tane mيم vardı. Genç bir kız kitap okuyor. İşte kutudan kitaplar çıkarıyor ve şey diyor. İşte çıkartıyor bir şey hikayeler kitabının adı neydi? Derleme hikayeler miydi Said Fahin'in kitabının adı? Seçme hikayeler. Heh, tamam. Seçme hikayeler. Said Fahin Abası Yanık kitabı diyor. Said Faik'in Abası Yanık kitabı. O da beni çekti. Ben Said Faik kitabı çekiyorum. Said Fahin Abası Yanık kitabı diyorum önereceğim diye. Ha gülüyor insanlar. Ha ha ho, ho. Sonra bir baktım. Biri bana yazmış. Yalnız bunun orijinal yapan benim diye. Girdim profile baktım. Sait Faik'in Abbasiyanık kitabı diyen kız Sait Faik Abbasiyanık'ın müzesine gitti. Şeklinde bir içerik de var. Ben de yayında kendisinden bahsedeceğime söz verdim ama yani şimdi yayınlarda insanların tepkileri şunları bunları belli olmuyor diye bir yönlendirme Instagram adresi falan yapmayacağım O kendisi şeyden şikayetçiydi. Herkes dedi bu şeyle yürüdü dedi. Bir ben yürüyemedim dedi. Neyden? <laughs> Sait Faik'in Abbasiyanık kitabı miminden. Buradan nereye yürümek Bilmem istiyor mi yürümek acaba? Miminden yürümek istiyormuş bir yer hanımefendi? Bilmiyorum. Bu üstüne gitmeyin. Yani. Hayır abi üstüne Hayır, gitmeyin. Hayır şimdi ben, ben üstüne gitmiyorum ki ben burada kendi düşüncemi söylüyorum. Ama herkes Görünleri bana güldü güldü espri yaptı oradan Sa bir şeyler üretti şimdi. E tamam. E, o, ben o üzüldüm sonra bir kendimde bu story attığım için. Ben üzülmedim ya. Ve şey merak ettim. Go blah dün Ali'ye attım. Sen o mimi görmedin. Oradaki kızın akıbetini de verdin. İlk belki video koyar. falan o ya. İlk mimi olabilir tarihin. go Yani internetin emeklemeye evet, dönmesi evet. çok boşa geçirilen zamanlarımız da vardı. Mesela bir yani. kent anısı anlat diyorlar tamam komik şeyler vardı yani gün boyu çimlerde oturup bir şey olsun diye beklerdik. Biri takılıp düşse de gülsek <laughs> diye beklerdik. Dayılar Böyle Instagram gibi değil mi? yoktu. Diye atılabilecek 3 bin milyon insan yoktu. Oturur beklerdik yani. Ben benim çok Farklı sevdiğim bir kültürdü. Bir şey var geldiniz. seçim anketi izlemeyi bayılıyorum. Herkes ama. Herkes. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Orada mesela dayılar var. Şimdi şehir meydanında dayı var. Ha röplerde. Bekliyor da ya abi. <laughs> İnternet böyleydi yani. Evet. Parayı, hani parayı çıkartmak için gülüyorduk. Şey. Yani o modernize edip onu içerikleştirdi. Yani bunun bir içerik değeri olacağını biz düşün. Star Wars Kid vardı mesela kimler biliyor burada? Ben de yok. Bir ben de. çocuk onu da açabilir miyiz? 18 yıl önce yüklenmiş. Azıcık ileride alalım. Şahan Gökbakar de değil fırçalım. mi ya bu? Abi Şahan Gökbakar bir çocuk e, Jedi olduğunu varsayarak kendini görüntüye çekmiş. Buydu yani. Yalnız fena da kullanmıyor kılıcını. Işın kılıcını veya. İk i̇kisi de çıkmış. Bu editlisi. Evet. İşte buydu yani. <gülüyor> <gülüyor> İnternet bir zamanlar. <laughs> Şimdi gülmüyoruz ama 2007'de evet. beni evet. acile kaldırdın yani. Ben hala gülüyorum şahsen. Yani. Yargılanacak olsam. Yok, da yok. Evet. Canım sıkıldıkça go bu Star Wars git falan içerisinde. Bunları izliyorsun? De. Evet. Anılar dediğinde ben de canlandım. Bunlar yani. Güzel. Yo. Bence yani tatlı. Bir de Telegol ve diğer programdan birer kesit vardı. O da gençliğimizi çok <laughs> meşgul etmiştir. Onları izliyorduk yani. Carlos Corp. Ne evet. izliyorduk şu an? izi ben kamera İlk. arkası ben Okan izliyordum Furs, Zaga. Şu Okan Bayülgen yeter ya. Bayılıyordum. Ne yapayım? Hep Okan Bayülgen hep. Bayılıyordum ben. O kararlılığını beğeniyorum. Yakıştırıyorum da. Beğeniyorum da. İstersen gideriz sahnesine. Amadeus oynuyorlar. Eve ben gittim Selçuk bir daha giderim. Selçuk, evet, Selçuk de. Havalar da bir soğuk bir sıcak. Umarım Selçuk Bey'in ses telleri iyi durumdadır. <laughs> Onu da... Nereden aklına geldi şimdi? Evet, Selçuk Yöntem deyince. Çok güzel sesi var. Adnan Bey'in. Selçuk Bey'in, Alman Aa, Pardon, Selçuk Bey'in. <laughs> evet, ee, başka Beniz, ne? Birisi bırakın silahı. <laughs> Haluk, Haluk Karadağ mı? Neyse. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yumurta yaptı bugün kendime, ayıptır söylemesi. Haşlanmış yumurta, iki tane. Dün de özendim, avokado aldım, onu ikiye böldüm. Haşlanmış yumurta, avokado... O kadar da yemem ben yani, böyle bir özel ilgimi yok aramam. Dün markette gördüm aldım. Yemeğe hazır yazıyordu üzerinde paketli ürün yani paketli sebze. E, beyaz peynir, zeytin. E, neyse kahvaltımı ediyorum alime almadan önce. Televizyona baktım. E, White TV diye bir televizyon kanalında e, bir benim de sevdiğim arkadaşım orada programa başladı sevgiler. E, orada bir magazin programı yapıyorlar. Gökçe Bahadır'ı konuşuyorlar Arto Bey. E, Gökçe Bahadır bilir misin? Gökçe Bahadır kim biliyorum tabii ki ya. Çok onu güzel bir kadın onu konuşuyorlar evet. ben de bugün böyle anladım, anladım yok. unutmuştum Boşak Gökçe Bahadır'ı. Çok ünlü ya tamam. Bence Büyem, ben çok, çok güzel bir kadın bu kadın ya. Gerçekten güzel onu konuşuyorlar aklıma geldi. Konuşuyorlar. Haluk Karadağ deyince aklıma Gökçe Bahadır geldi. Gökçe Bahadır'ı biz ilk nerede gördük ya? Bu nasıl geldik hiç Yaprak dökümü. Hayır Pikachu Kerem'in sevgilisi değil miydi? Gökçe Bahadır. Ali. Vardı Ali, Ali evet. Vardı orada. Nereden hatırladın bunu? Ama vardı Hayat ama orada... bilgisi Hayat ama... bilgisi kastı Şu an her şey download ediyor Allah Geçmiş A download yüklemiyor Asıl kız değildi ama orada Barbie vardı Ortega orada Ortega ile Barbie sevgiliydi Ortega şu an ne yapıyor? Ortega Paşan Yılmazel Ha Paşan Yılmazel Evet Süper Süperlik reklamlarında oynamıştı. En az o dizi kadar popülerdi. Gökçe, Gökçe Bahadır, Bahadır Ünlem şeklinde vermişler videoyu. Aa Gökçe Bahadır hayat evet. bilgisiyle tanıdık evet. biz eve. Dizinin adı şimdi aklıma geldi. Hoca geliyor. Hoca geliyor kimdi? Kikilik o bu. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Afet hoca geliyor! Afet hoca geliyor! <laughs> ha kikilik. o kızcağız ne yapıyor şu anda? Onu bilmiyorum. Barbie güzeldi İpek Erdem. Ya hadi ama törpü. Barbie net net o dönem beğeniyorsundur Barbie'yi sen. Tam senlik bir tip. Barbie'yi görebilir miyiz? Tam senlik Yiğit. Bak. Terör ya. Terör istirerek. Şu alttaki. Törpü törpü iyiliz. Törpü iliz. Bravo. Neden ağlıyorsun? Bunda utanılacak bir şey yok. Bence çok güzel doğal bir kız. Yo, hayır ona bir şey demiyorum. Ben ilk tip olmasına diyorum. Ha, sen ilk tip olmasına. Orada da aradan da götürüyor Ali beni. Doğal hala. sarışın sever şey. Doğal Bak. güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı. Bak aa, kim hangisini? Gökçe Hanım'a. Peki erkeklerde kim vardı? Pikachu Kerem. Ortega. Kağıt bilgisi kast. Ben... mennan. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kim kovdu seni işten? Kusur. Ağabeyim. Yusra Geyik kimdi ya? Kopil vardı Serhan Aslan. Yusra Geyik Hüsnü Çoban'ın kızıdır. Arka sokaklar Hüsnü'nün kızıdır. Gerçek hayatta. Yok hayır ya dizide. tamam. <laughs> <laughs> Bir de arka sıradakiler vardı dizi. Aslı Enver. Aslı Enver'in şeyi var mı? Aa, Hayat bilgisi var mı? Evet. Pakize Suda. Yalnız feci kastmış <laughs> ha. Feci kast. Merve Sevi. Kesin Merve Sevi'yi sen beğeniyorsundur Ali. O kimde? Sağ ol. Hoş evet hatırlıyorum Bu Barış Akarsu ile Rahmetli ile bir dizisi vardı Nereden girdik oraya bilmiyorum Güzel Ayak bana çok seksi geliyor Oradaki seksi yazılımını Allah aşkına <laughs> ekrana verir misiniz ya, orijinali unutmayı da geçiyorum o ne, ne dili biliyor musun? Bir hafta seksi. O seksi ne dili biliyor musun? Bizim tiki dediğimiz bir kavram vardı. Ne oldu? Tiki biliyor musun siz hala? Tiki demiyoruz abi. Tiki demiyoruz. Barber tiki. montunu e, periyodik olarak yağlatan insanlar vardı özel okullarda. Tamam mı? Balina ya hala. Sen Gerçekten. bile yetişememişsin ona. Biz Yemin tiki derdik. Sizin okulda tikiydi, sen ben ona da bizim okulda tikiydi falan filan. Böyle tuhaf yazım hataları bilerek yapılırdı. Ha. Seksi X ve S ile yazılırdı mesela. Thanks gibi. Evet -X. mesela bağda... X o tikiler Bağdat Caddesi'ne giderdi ve cumartesi günlerini Bağdat Caddesi'nde 3 saatinde kırıntıda oturarak kalan sürede Bağdat Caddesi'nin baştan sona Yürüme. yürüyerek geçirirdi. Öyle bir sevgilin oldu Aynı mu? Aynı eşofman. Tabii ki oldu yani. Ne yapacaksın? Ne yapacak yapacağım, yapacağım yani? Malzeme o. <laughs> evet yani ortam o. Kadıköy çocuğuyum ben de. Ha. Ama ben daha şeydim ya metal falan dinliyordum ben. Tamam. Davayı satıyordum. Oralara gidiyordum ama o mecbur hani hayati ihtiyaçlarımı karşılamak amacıyla. Hı -hı. yani ben evet. nasıl bunları dinleyerek yani yapmadık diyemem ama, ama. Ha. Bu tarz o 2000'lerdeki unutulmuş havayı bana getirdi. Geçen gün buna taktım. Sayın Konoviç beni anlar dedim ya. Bu tikilik muhabbeti nereye gitti dedim ya. Sen yetiştin mi o dönemi? Yetiştim ama... Yani Bitiyordu mu? Bitimine yetiştik. E, caddede yani yakalayamadık biz yaşımız. Hani takmıyor. hatta şöyle bir tezarat var. Paramız mı var barber almaya tipimiz mi var kız tavlamaya diye. Tabii. Hatırlar. Bu hangi tribünün şeyi? Beşiktaş tribünün Her yere çarşı. mal olmuştu. Evet ama çok söylenirdi. O dönem biz kazanda mazanda toplanıp Beşiktaş maçlarını izlerken de. Gittin Merve mi hafta sonu maça? Yok. Ee, evet kas da güzelmiş. Nişantaşı Nuri yakın Lisesi. Çok sık önünden geçerim. Yeditepe Üniversitesi'nden sevginiz evet. oldu mu? Ben orada okudum. Tamam. Olmuştur. Benim olmadı. Senin? Oldu yani, zaten. Kardeş olup sevi. Dede Sabatay sevi. Neyse. <laughs> Deniz çok çok ilginçsin ya. E, Altan gördüm de severdim bu arada. Haftaya da Avrupa Yakası'nın kastıyla alakalı bir bölüm olacak. Her Neyse. hafta kast puanlayalım mı? Aa! Arka sıradakiler de konuşabilir miyiz? E, arka arka, o gitti. arka, arka sıradakiler arka sıradakiler kast. Arka sıradakiler kast. <laughs> bu dizide tam ne olduğunu ben asla anlayamamıştım. Pazar akşamları genelde ben bir yayınlanırdı. E tabii ki şimdi düşük bütçeyle çekilmişti dizi. O yüzden gülerdik yani. Yalan değil şimdi burada erdemliymiş gibi konuşmanın anlamıyor yok. Aa nasıl çekmişler falan diye. Tam olarak ne olduğunu bilen var mı yani bir... Ben hiç izlemedim arka Ü Bir de dakika de versem özetleyebilecek var mı? Melisa sen biliyor gibisin. Bir tane hoca var. bir hoca var evet. İşte hani, durum olmayan kötü yola sapmış. <laughs> Öğrenci sahip çıkmaya çalışıyor. Yani özet o öğrencileri baştan belaya sokuyorlar değil mi? i̇dealist hoca modeli. Perlen Kutman'ın bir de adeta erkek versiyonu. Peki hayat bilgisi mi daha ünlüydü? Çünkü ben hayat bilgisini izliyordum. Hayat bilgisi bu çok... Mu? Bu daha sertti sanırım. Evet, bu çok sert yani. Düşünsene Survivor'ın ilk sezonu falan buralara denk gelir. Yani 2003 falandır herhalde ilk Survivor. Şeyin kazandı işte o da arka Sur sokaklarda oynadı sonra Engin Bey. Survivor ilk kazanan, i̇lk, kazanan o diye biliyorum ben. Bunu da biliyorsam artık zaten günü kapatabiliriz. Arkadaşlar Survivor, çok fazla nostalji zorladım seni, sizi kusura bakmayın. Kazanan. Evet Uğur işte, evet bu adam işte, arka sokaklar Uğur. E, Engin dedim Aa, nedense evet, ama. evet bu. Evet binlerce konuyu konuştuk, binlerce konu maddesine dair fikirlerimizi beyan ettik. Evet. ve geldik bir show time'nin daha sonuna. Ama. Her şey gibi. Her <gülüyor> şey <gülüyor> gibi. Proje gibi. Bu da bitiyor. Ne bitmiyor ki? Ne bitmiyor derken? Kaçırdım diye çok korktum ama zaten hı. fırsatlar ve kampanyalar MediaMarkt'ta bitmediği için sevgili Deniz. Gerçekten. Hani 29 Şubat'ı kaçırdın ama Aa. zaten 29 Şubat 4 yılda bir olan bir şey. Çok kafaya takmayacaksın. Hı hı. Mart ayı boyunca da bütün kampanyalar, bütün fırsatlar zaten MediaMarkt'ta. E MediaMarkt'ta da tam zamanı derken buradan da ufak ufak artık küçük ev aletlerini. 2 saat 24 dakikadır sürdürdüğümüz bu kaydı kesme zamanı. O yüzden Berfu ellerine sağlık şimdiden. Seni çok Son seviyorum. Son bir de bulunabilir miyim? Çok ünlü olup ikinizden beri bu programı bırakırsa çok güzelim. Asla. Ben de bırakmayacağım. Asla. Ben buradayım. Ben de buradayım. Sen burada mısın? Buradayım. Tamam üçümüz de buradayız değil mi? Buradayım. Buradayım. Ağlayacağım buradayım çıkın. Buradayım ulan. Buradayım. 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 Siz de buradayım. sonumuzu benzetmesin Allah. Hadi bakalım. Ne kadar uğraştıysam Aşk sana bir türlü yakışmadı Kimsin? Kimsin? Kal